Ne düşünüyorsun hayat yolculuğunla ilgili? Yani bir sürü şey yapabilirim. Gerçekten böyle bir cesaretsizliğim yok. Ama o noktalarda da küstah açıdan asla da bakmıyorum. Yani senin de zaten dışarıdan görünüşü ama insan kendi içinde de bunu ben her şeyi yaparımcıdır ya. Hayır, ben çok çalışıyorum bir şey yapmak istediğimde. Oradan da hani öyle bir olayım var. Hı-hı. Cesaretim var. Üzerine çalışkanlığımı ve azmimi de koyuyorum. Ve yapmak istediğimde her şeyi deneyebileceğime çok inanıyorum. Yani bu noktada da en büyük avantajımın insanların ne dediğini umursamamam olduğunu düşünüyorum. El alem ne derci değilsin yani. Hiç. Öyle bir tavrın yok. Benim ailem de çok öyleydi çünkü. El alem ne derciydi ailem. Dolayısıyla tabii. Ben de tamamen bunun tersi bir kendime hayat yolu yarattım açıkçası. O yüzden hiç kimsenin ne dediğine bakmıyorum. Tabii ki akıl aldım. Yani fikir aldım. Kritiğini, eleştirisini önemsediğim insanlar var. Ama her şeyi kendi ruhumda bir bakıyorum. Karşılığı var mı? Denemek istiyor muyum? Yapmak istiyor muyum? Bu yola çıkacak mıyım? Çıkıyorum. Peki nerede başladı hikaye? Nerede bu? Hangisi? Senin hayat hikayen sence nerede başladı? Benim hayat hikayem... Ya ben çok farkındalıklı bir çocuktum. O yüzden çok çocukluğumdan itibaren hep bir böyle bir çaban, bir savaşım vardı aslında. Ne için? Hayatla ilgili ya. Yani kendi çocuğum öyle olsun istemiyorum mesela bu bakış açısıyla. Yani hep böyle çok küçükten itibaren oyuncu olacağım. Ben şeyim vardı, oyuncu olmak öyle istiyordum. Mi? Evet, hani böyle olmasın. Daha çok hayatı yaşamaya, keşfetmeye de çalışsın ama tabii hayat onu neye götürecek? Ben eşlikçisiyim. O konuda da asla karışmayacağım ama. O yüzden çok küçük yaşlardan başladı bence. Babamı zaten çok erken kaybettim. Başın sağ olsun. Evet, bu hikaye tabii birazcık şey başlıyor. Eksik başlıyor. Yani evet. Aslında en başı çok güzel, çok mutlu, aşk evliliği, kesinlikle. Aşk çocuğu oluyorsun. Büyüyorsun ve fakat kaç yaşındasın babanı kaybettiğinde? 10-11 o civarda. Ben Çok 9 erken. Yaşındayken hastalandım. Öyle kötü bir süreci oldu. 1,5 seneden uzun bir yatalak süreci oldu. Sonrasında da kaybettik. Erken, gerçekten çok erken. Erken Hani ben çocuğum olduktan sonra kendi çocukluğuma bambaşka bakmaya başladım ve evet, ne gerçekten fark ettin? erken. Çok şey fark etti. Yani kendimi çok sertmişim. Artık hep şeyim. Fule'yi bir çocuk olarak nitelendirip onun hayatını öyle yorumluyorum. Ve o zaman kendime olan saygım arttı mesela. Neler yapmışsın diyorum kendime şimdi. Hani nelerin üstesinden gelmişsin. Çünkü çok küçükmüşüm gerçekten. Evet. Böyle bakınca gerçekten başarılı bir hayat yolundayım. Başarıyı da mesleklerle değil de hayatta mutluluğu bulmakla adlandırıyorum. Bunu çok erken keşfettin yani başarı mutluluktur Evet. Kısmını. Yani erken, benden erken keşfeden de vardır ama herhalde 23-24 yaşındaydım ki birçok şeyi yaptım. Çok güzel roller oynadım. Çok iyi işler yaptım ama bir şeyim eksik içimde dediğim bir noktaya geldim. O zaman dedim ki yani yanlış şeyi kovalıyorsun. Yanlış yerde arıyorsun. O zaman Sonra? Vallahi evrimimi tamamlamam sanırım 27 yaşını buldu. Yani 4-5 sene kendi üzerime ciddi şekilde çalıştım. Ne yaptın? Meditasyonlar yaptım. Kendi içime döndüm. Kendi arayışımı buldum. Kendimi nerede suçladığımı buldum. Çocukluğumla ilgili. Yani babanın kaybı bende çok ciddi bir terk edilme travması yaratmış. Onları buldum. Aslında bunların tüm başı da bende bir oyuncu koçuyla çalışırken olmuştur. Çetin Hoca, Çetin Sarıkartal. Çok özel bir insan. Onunla çalışırken bir anda o bende bir şeyin kilidini açtı. Hayatımdaki eksikliğin kilidini açtı. Oyunculukta da eksikliğin bu. Bak bunu tamamla derken ben bir baktım içimde çok başka ateşler yanıyor. Onunla aslında 21-22 yaşında mı tanıştım? O civarda galiba. Hepsi onunla başladı. Sonrasında da kendim üstüne koyarak tamamladığımda gerçekten hani kendimi tamamlanmış hissetmeye başladım. O yolculukta da bambaşka şeyler çıktı ortaya işte. Eşimle yıllar önce tanışmamıza rağmen tekrar yolumuz kesiştiğinde birbirimizi sevmeye başladık. Böyle böyle bir hikayeler zincirinin kapısını açtı aslında. Aslında oyunculuk, sevgili Çetin Sarıkartal çok önemli bir dramaturgtur. Benim de oyunculuk yüksek lisansta bölüm başkanımdı. Benim de hayatıma çok şeyler katmıştır. Senaryo okuma olsun, işte karaktere niyet koyma olsun, tavrın sebebini belirlemek olsun gibi gibi. Tabii bunları yani böyle kolay kolay söylüyoruz ama o süreçleri keşfetmek, her senaryoda karakterle ilgili bir şey bulmak, bulmaya çalışmak aslında bir oyuncunun kendinden doğru oluyor. Tabii ki bu şizofrenik bir şey değil, öyle bir yerden bahsetmiyorum ama
Hani kırgınlıkları, üzüntüsünü ya da işte hayatla ilgili motivasyonunu bulabilmek için üstleneceğiniz karakterin biraz kendinize doğru da bir yolculuk yapıyorsunuz. Benim evet, için de oyunculuk yüksek lisansı tabii orada hani Tilbe Saran, Haluk Bilginer ve bir sürü kıymetli isim de dokunup geçmişti bize yüksek lisans döneminde. Ve evet şunu anlamıştım ben de gerçekten. İnsan kendiyle ilgili tıpkı psikolog gibi oyuncunun bence evet. yolu. Kendiyle ilgili bir şeyleri halletmeden bir karaktere bürünmesi çok riskli. Evet, o zaman da şizofreniden bahsedebiliriz yani. Evet, o da ben de onun kilidini açınca ben bir arayışa girdim. Evet, ayrıştırabilmek için canlandırdığın karakterle kendini. Hı-hı. Önce kendini çok iyi evet. alanların Hı-hı. sınırlarını anlatabiliyor olman lazım kendine Hı-hı. ki karakterle özdeşleşmeyeceksin ama deneyimlerinden katabileceksin evet. gibi. Benim de yüksek lisansta böyle bir çıkarımım vardı. O yüzden anlayabiliyorum seni. Nasıl psikologların bir mentoru var ve hep danıştıkları bir psikologları Hı-hı. var. Oyuncunun da bu yüzden bence olmalı. Yani bir dramaturg, bir psikolog onların hep evet. yol arkadaşı olmalı Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki ne oldu sonra? Kendini buldun 27 yaşında. Sonra ne oldu? Aslında birçok şey yapabileceğimi iyice keşfettim. Hı hı. Sonrasında enteresan süreçler. Yani annemin kaybıyla bende bir şey daha Annen açıldı. De evet. Etti. O ne zaman? Ben evlenmeden önceydi. Yani 29 yaşındaydım galiba o sırada da. Yani 5 sene, 5,5 sene falan oldu. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Yani bu süreçte bende şöyle bir şey oldu. Anneni babanı kaybedince aslında köklerinden bir şey kaybediyorsun. Ama hayatta bunu kendine pozitif olarak döndürmek istersen de köklerindeki belki acılardan ve zaaflardan da özgürleşebilirsin. Benim annemle babamla sürecimde hep hastanelerde bir çocukluğum ve annem de çok hastaydı. Çünkü işte tek böbrekliydi, tansiyon sorunu, kalp sorunu. Çok kişi bilmez ama ben çok uzun aylar hastanede bir koltukta yatıp sabah kalkıp sete gittim. Bunu da çok sonra hani bir gün artık sette ben fenalaşınca öğrendiler. Dolayısıyla aslında bir şekilde hayatımın belki de bu kısmını kapattığımı kendime bu yolda bunu inandırdım ve kendimi ayaklandırdım. Bu da benim başka bir kilidi açmama ve daha da cesur olmama sebep oldu. Çünkü çok şey yaşadım ve bir insan çok şey yaşayınca daha hazırlıklı oluyor mesela yani. İşte deprem felaketi bir sürü şey yaşıyoruz görüyoruz ama zihnimizde bir yerde bir şey hazırlanıyor ya işte çantamızı hazırlayalım şu bu yani bunun bir de ruhsal boyutu var. Bende de daha güçlü hayatta daha her ihtimali hayatında düşünen ama daha cesur bir kadın ortaya çıkmaya başladı iyice ve belki de aslında çocukluğumda olan o karakterime geri döndüm. Cesur, daha atik, daha her şeye ben yapabilirim diye atlayan Fulya'ya geri döndüm biraz daha.